Bir kadın evlenirken senin çeyizin bile emanetti, hatırlıyor musun? Hepten yetim kadın gibi gitme, dul kadın gibi gitme diye sana emanet bir kolye bulmuşlardı. O kolyeyi düğünde takmıştın. Hatırlıyor musun o gün? Hatırlıyorsun. Şimdi eşini 10 sene ödenecek borçlara sokup niye evin mobilyasını yeniliyorsun? Sen zamanında evlenirken bileziği bile olmayan bir genç kızdın. Ablanın, komşunun bileziğini, teyzenin bileziğini sana almışlardı. Aman düğünde garip olmasın, dul kız gibi olmasın diye. Şimdi bilezik beğenmiyorsun. Şimdi koltuk beğenmiyorsun. Allah sana huzurlu bir yuva verdi. Nimetler içinde yüzüyorsun. Zamanında et diye bir nimetin olduğundan haberin yoktu. E şimdi kıyma alacak hale geldin. Büftek olmasa ne olur? Düşünce tarzı işte. Bu da İsrailoğlu kafalı. Bu da ödeme çok, ödeme çok diyor. Tabii ödeme çok. Her sene koltuk değiştirirsen ödemen çok olur tabii. Ödemesi çok bunun.